Fatma Hocam, hastamız tedavisini aldı. Tedaviden sonra kendini nasıl kontrol etmesi gerekiyor? Hasta yakınları nasıl hastayı kontrol etmesi gerekiyor? Bununla ilgili de bilgilendirir misiniz? Hastalarımızın erken evre bile olsa tedavileri tamamlandıktan sonra mutlaka onkolojik takipleri devam etmektedir. Evet. Mutlaka her onkoloji hastasının mutlaka bir onkoloğu olmalıdır. Tabii ki cerrah olmalıdır ama bir onkolog tarafından da takipleri düzenli olarak yapılmalıdır. Kişide eğer bir kanser varsa diğer kanserleri geliştirme riski de arttığı için mutlaka onkolojik yaklaşımla belli periyotlarla bağırsak kanseri için ilk 5 yıl düzenli, ondan sonra yılda bir belki, ilk 2 yılda 3-4 ayda bir genellikle, 2 ila 5 yıl arasında da 6 ayda bir mutlaka poliklinik takibine gelmelidir. Bu poliklinik takibi sırasında doktoru zaten gerekli hastalığın evresine göre takip planı yapacaktır ve kişiye diyecektir ki bu takipte bunları yapacağız. Her takipte mutlaka fizik muayene yapılmalıdır. Hastanın şikayetleri dinlenilmelidir ama arada herhangi bir şikayet olduğunda zaten onkoloyla mutlaka diyalog halinde olmalıdır ve o ekstra sıra dışı olan şikayet de o açıdan değerlendirilmelidir. Yani kişi bir kendi şikayetlerini ya da kendi fiziksel durumunu evde zaten takip edecek. Farklı bir şikayet olursa hemen doktora başvuracak. Hiç şikayet yoksa da doktorunun, onkoloğunun önerdiği periyotlarda takiplerini yaptırmalıdır. Peki hasta yakınları nasıl dikkat edecek hastaya? Ya burada çünkü evet, yaklaşım çok önemli. Evet. Hasta yakınları özellikle hastayı sıkmayarak dikkat etmelidir. Çünkü genellikle problemimiz hastanın hasta yakınları tarafından aşırı titizlik nedeniyle çok sıkıntıya sokulmasıdır. Yani bazen hastaya ilgi gösteriyorum derken hasta gerçekten bunalıma girebilmektedir. Hasta yakınları özellikle hastaya ilgiden ziyade kendilerinin de risk faktörü açısından yani riskler açısından dikkatli olmalı ve gerekli takiplerini ve tarama testlerini yaptırmalıdır. Belki yakınlarına o şekilde bir öneride bulunmak gerekir. Özellikle ailesel bağırsak kanserine mensup bir yani bir aile ise onlar daha da özel yani takip programlarına çok daha genç yaşlarda gerekirse genetik testlerle, kolonoskopik taramalarla veya olmadan önce total kolektomi dediğimiz bağırsak dokusunu tamamen alması gibi takiplerini düzenli bir şekilde yapmalıdırlar. Ama böyle bir sendroma sahip değilse hasta yakınları mutlaka önerilen yaşta indeks vakadan dediğimiz gibi belli bir yaş gerisinden başlayarak tarama programlarını yapmalıdır. Bazen şununla da karşılaşıyoruz hocam. İşte bu kanser hastalığı benim başıma niye geldi? İşte öldük, bitti. Sanki bir umutsuz bir hastalıkmış gibi de maalesef kafamıza senaryolar üretebiliyoruz. Evet. Dediğim gibi en çok tedavi edilebilir kanserler arasında bağırsak kanseri de ve bu nedenle de evre 4 hastalıkta bile lokal tedavilerle pek çok hastalarımız 5 yıl, 10 yıl çok daha uzun hatta tam yanıtlı hastalarımız olabilmekte. O açıdan öyle düşünmemek gerekiyor. Bütün hastalıklar için böyledir. Kişiler dediğim gibi bir tansiyon hastası olduğunu bile kabullenmek de zordur. Evet. Kanser de böyle bir hastalıktır ama biliyoruz ki artık elimizde eskiye göre çok daha iyi tedavi seçeneklerimiz var. O silahları kullanarak ya da o tedavi seçeneklerini kullanarak vücuttaki o gereksiz olan hücreleri temizleme yoluna gidebilmekteyiz. Onun için de biraz da herhalde magazin ve televizyon da bunları çok körüklüyor. Evet. Bunun üzerinden de çok fazla hastalar ya da sağlıklı kişiler etkilenebiliyor. Evet, evet. Korku ve endişe yaratılıyor gibi geliyor, evet. Ama yine söylüyoruz, kanserin tedavi edilebilir bir kesinlikle hastalık olduğunu, yeter ki erken teşhis, erken tanı evet konulabilsin. Evet, kesinlikle öyle. Yani gerekli tarama testleriyle ya da vücudumuzdaki bir takım sinyallere daha ilgili olarak erken vakitte doktora başvurarak daha hızlı tanı konması ile çözülebilecek bir hastalık grubu diyebiliriz en azından, evet. Peki kolon kanserinde ameliyatı da tedavi süreçleri içerisinde midir hocam? Tabii onu az önce tedavi belirttik. Tedavi seçeneklerinde vardır ameliyat, cerrahi operasyonda vardır. Tabii onu belirttik zaten. Erken evrede %100 yani vazgeçilmez. Evre 4 hastalarda bile artık
belli sayıdaki metastazlarda çok sık kullandığımız, bazen çok sayıda metastaz dediğimiz, çok sayıda vücuda yayılmış olsa bile hastalık, bağırsakta acil tıkanıklık olduğunda önce acil ameliyata gidip bağırsak tümörlü bölgesi temizlenebiliyor veya bağırsak tümörlü bölgesinden daha önde bir yerde, daha proksimal dediğimiz bölgesinden bağırsak dışarı veriliyor ki orada bir bağırsakta delinme, perforasyon diyoruz. Onlara neden olmadan engellemek gerekiyor. Cerrahi daima önemli bir tedavi seçeneği ya da parçası olarak karşımıza çıkıyor.